Aşağıdaki grafikte tarih biliminin tanımı verilmiş olup tanımın bazı bölgeleri boş bırakılmıştır. Boşluklardaki numaralı bölümleri verilen uygun kelimelerle tamamlayınız. Arkadaşlar tarih, geçmişteki insanların faaliyetlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belgelere dayalarak tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bir bilim dalıdır diyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bakalım arkadaşlar. Tarihte olaylar yaşanırken çevresinde bir dizi iz bırakır. Bu izler tabii ki kaynaklardır arkadaşlar. Bizim şu anda aslında ulaşmaya çalıştığımız kaynaklar, tarihi öğrenmek için ulaştığımız kaynaklar tabii ki tarihe olaylar yaşanırken arkadaşlar bırakılan izlerdir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru olur. Tarihçiler araştırmalarında kendi yaşadıkları dönemden günümüze ulaşabilen izleri yorumlar. Tabii ki arkadaşlar yani günümüze ulaşan kaynaklar kaynaklarla aslında biz yorumlama yapabiliyoruz değil mi? Dolayısıyla doğru olacaktır. Tarih, tarihçilerin kanıtlara ve belgelere dayanarak yeniden kurmaya ve şekillendirmeye çalıştıkları geçmişin kurgusudur. Elbette elimizdeki kaynaklarla arkadaşlar biz yeniden kurgulayarak yaşanan olayları öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Bu da doğru olacaktır. Tarihçiler tarihsel öneme sahip hangi olay ve olguları araştıracaklarını belirlerken fen bilimlerinin yöntemlerini kullanır. Arkadaşlar tabii ki hayır. Fen bilimlerinden faydalanabilir. Mesela kimya, kimyadan faydalanıyor tarih. Özellikle karbon 14 metoduyla buluntuların yaşını hesaplıyor. Ancak arkadaşlar fen bilimlerinin yöntemlerini uygulayamaz. E, deney ve gözlem yapamaz. Dolayısıyla bu yanlış olacaktır. Bir tarihçinin geçmişteki tüm olayları, kişileri, toplulukları ya da mekanları araştırması mümkündür. Mümkün mü arkadaşlar böyle bir şey? İnsan ömrü yetmez değil mi? Böyle bir şey tabii ki mümkün değildir. Tarih disiplini tarihçilerin bakış açılarıyla ortaya konan soruların cevaplarını yansıtır. Arkadaşlar hayır. Tarihçilerin bakış açıları olursa objektif olmayız değil mi? Tarafsız bir şekilde ortaya konan soruların cevaplarını arıyoruz. Bu sebeple yanlış olacaktır. Tarih toplumdaki sürekliliği, siyasal ve sosyal değişimleri, insanları etkileyen düşünce sistemlerini, kültürel ve ekonomik koşulları kaydeden bir bellek niteliğindedir. E tabii ki bu doğru olacaktır arkadaşlar. Tarihçinin yaptığı iş geçmişe dair izleri muhafaza eden kaynaklardan yararlanarak bilgi üretmektir. Elbette arkadaşlar kaynaklardan faydalanarak ancak zaten bir aktarma yapabilir. Bir konu hakkında çalışma yapılırken kullanılan kaynaklara veya tarihçinin bakış açısına göre farklı yorumlar ya da çıkarımlar ortaya konabilir. Evet arkadaşlar yani kaynakların niteliği çok önemli. Eğer yanlış kaynaklardan biz bir takım bilgileri öğrenirsek aslında yanlış yorumlamalar yapabiliriz. Dolayısıyla bu doğru bir cümledir. Tarih geçmiş yaşantıların bugünü anlamak ve geleceğe yön vermek amacıyla anlaşılabilir ve anlatılabilir bir forma dönüştürülmesidir elbette. Cevaplarımız bu şekilde olacaktı. Aşağıdaki numaralı bal peteğinde tarih ile ilgili bazı düşünürlerin görüşleri verilmiştir. Bu görüşlere göre aşağıdaki boşluklara zihninizde çağrışım yapan kelimeleri veya kavramları yazınız. Arkadaşlar birinci cümlemizi okuyalım. Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci bugün ile geçmiş arasında bitmez diyalogtur şeklinde tanımlamıştır. Arkadaşlar bu cümleden aslında şunu çıkarabiliyoruz. Olayları anlamlı bir bütünün parçaları haline getirecek olan tarihçilerdir ve tabii ki neden sonuç ilişkisi oldukça önemlidir. İkinci cümlemize geçelim. Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir. Tabii ki bu cümleden de arkadaşlar aslında tarihin bilimsel bilgiyi ortaya koymaya çalıştığını ifade edebiliriz. Bunun için de elbette kaynaklardan yararlandığını ifade edebiliriz. Bu nedenle de kaynakların güvenilirliği elbette test edilmelidir. Üçüncü cümlemize geçelim. Geçmişten e, adam hisse kaparmış. Ne masal şey? 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Yani arkadaşlar tarihten ders alınmazsa benzer olayları biz tekrar tekrar yaşarız demek istemiş. E, dördüncü cümlemize geçelim. Bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır. Yine aslında arkadaşlar geçmişte yaşanan olayların iyi değerlendirilerek benzerlerinin yaşanmaması için ders çıkarmak gerektiği vurgulanmıştır diyebiliriz. Beşinci cümlemize geçelim. Tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. Yani tarih aslında arkadaşlar insanların başından geçen olayları kaydetmektir. Ve belge bu yüzden tarih ve tarihçi için oldukça önemlidir. Son olarak tarih kainatın vicdanıdır cümlesi var arkadaşlar. Yani geçmişte olan gelişmeleri olduğu gibi aktarmak tarihçinin görevidir. Taraf tutmadan aktarması gerekir diyebiliriz. Aşağıda verilen olayları tarih biliminin araştırma konuları ile eşleştiriniz. Bakalım konularımız arkadaşlar. İslamiyet'in yayılması dini bir durum değil mi? Yani bir dinin yayılması. O zaman arkadaşlar tabii ki buraya D yazmalıyız. Topkapı Sarayı'nın inşa edilmesi bakın bir saray inşasından bahsediyoruz. Burada elbette mimari vardır. Bu sebeple G yazmalıyız. Kavimler göçünün yaşanması pek çok kavmin yer değiştirmesi sosyal bir olaydır arkadaşlar. Bu sebeple F diyoruz. Matbaanın icat edilmesi yani aslında kitapların artık basılması insanların kültürel olarak gelişmesi demek değil mi? O zaman tabii ki C demeliyiz. Videoların parayı icat etmesi tabii ki para varsa arkadaşlar ekonomik bir durumdur diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşanması savaş elbette askeri bir olaydır. Ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ise elbette siyasi bir olaydır diyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. Bakalım arkadaşlar, tarihi olayları yaşandığı zamanın şartlarına göre incelemek tarih bilimine tabii ki tarafsızlık yani objektiflik özelliği kazandıracaktır. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulara biz elbette kaynak diyoruz arkadaşlar. Tarihin konusu tabiatı gereği elbette insandır. Tarih insanları inceler lütfen unutmayın bunu. İkinci Balkan Savaşı'nın nedenlerini araştıran bir tarihçinin birinci Balkan Savaşı'nın sonucuna odaklanması tarihi olayların tabii ki neden sonuç ilişkisine örnektir değil mi arkadaşlar? Neden sonuç? Tarihi bilgi verilirken e, devamını okuyalım bir. Nokta nokta ve nokta nokta göstermek şarttır. Nokta nokta ve nokta nokta göstermek tarihi masal olmaktan kurtarır ve ona bilimsel özellik kazandırır. O zaman arkadaşlar yer ve zaman göstermek şarttır diyebilir miyiz? Ve yer ve zaman göstermek Tarihi masal olmaktan elbette kurtaracaktır ve bilimsel özellik kazandıracaktır. Tar e, tekrarı mümkün olmadığı için tarih araştırmalarında arkadaşlar tabii ki deney ve gözlem yapamıyoruz. Tekrarı mümkün olsaydı yapılabilirdi tabii ki çünkü biliyorsunuz deneyler defalarca yapılıyor arkadaşlar ama tarihi olaylar tekrar etmediği için biz üzerinde deney yapamıyoruz. Dolayısıyla boşluklarımızı bu şekilde doldurmamız gerekiyordu. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri harflerle ve verilen kavramlarla eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Tarihi hikaye olmaktan çıkarır ve tarihe bilim olma özelliğini kazandırır. Arkadaşlar tarihe bilim olma özelliği yer ve zaman göstererek yapılır. Belirli bir zaman diliminde meydana gelen ve tarihi bir önem taşıyan gelişmelere tarihi olaylar diyoruz tabii ki. Tarihteki farklı olay ve olgular arasındaki kısa ve uzun süreçleri kapsayan bağlantıları belirtmek için kullanılır. Olaylar arasındaki bağlantılar tabii ki neden-sonuç ilişkisiyle sağlanacaktır. Tarihsel bir olayın ne zaman gerçekleştiğinin belirlenmesinde yararlanılan bilim yani zaman bilimi arkadaşlar kronoloji olacaktı. Tarih biliminin araştırmalarında kullanamadığı yöntem elbette deney ve gözlemdir. Çünkü tarihi olaylar tekrar etmediği için üzerlerinde deney ve gözlem yapamıyorduk. Geçmişteki insanların faaliyetlerini araştırmayı meslek olarak benimseyen kişiye tabii ki tarihçi diyoruz arkadaşlar. Tarihte ay yılına dayalı takvim hazırlayan ilk çağ uygarlığı Sümerler olacaktı. Antik Mısır'a ait güneş takvimini yeniden düzenleyen Roma imparatoru ise Jül Sezar'dır. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası asır, dönem, devir ise tabii ki çağ demektir arkadaşlar. Orta Çağ'ı sonlandıran gelişme ise İstanbul'un fethi olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Tarih geçmişte yaşanan olayları sorgulayarak bugünü anlamamızı ve geleceğe yön vermemizi sağlar. Tabii ki arkadaşlar bu doğru bir cümledir. Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalı filoloji değildir tabii ki arkadaşlar. Filoloji eski dilleri inceliyordu. Dil bilimiydi. Eski yazıları inceleyen bilim dalı paleografyaydı. O yüzden bu yanlış olacaktır. Olgular etkileri bakımından süreklilik gösterir ve sonuçları uzun süre devam eder. Evet arkadaşlar, tarihi olgular uzun süreçlerde gerçekleşir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin olması tarihte deney ve gözlem tekniğinin olduğunu gösterir. Arkadaşlar tarihte deney ve gözlem tabii ki yoktur. Yazının icadını araştırması tarih biliminin kültürel gelişmeleri incelediğini gösterir. Tabii ki yazı kültürel bir gelişme arkadaşlar dolayısıyla doğrudur. Balkan savaşlarının incelenmesi tarih biliminin kültürel olayları incelediğinin kanıtıdır. Hayır arkadaşlar Balkan savaşları kültürel bir olay değil değil mi? Savaşları inceliyoruz askeri bir olay. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olacaktır. Tarih öncesi çağların araştırılmasında en çok paleografya biliminden yardım alınır. Arkadaşlar hayır tabii ki çünkü tarih öncesinde yazı yoktu zaten. Tarihi devirlerde paleografyadan faydalanırız ama tarih öncesinde arkeolojiden faydalanırız diyebiliriz. Bu sebeple yanlış olacaktı. Tarihi bir bilgi yeni belgelerle elbette değişebilir. Bir olayın tarihi bir olay olabilmesi için insanları etkilemesinin yanı sıra üzerinden sonuçların tam anlamıyla ortaya çıkacak kadar bir zaman geçmesi de gerekmektedir. Elbette arkadaşlar doğru. Tarih biliminde olaylar yer, zaman ve neden-sonuç bağlamında elbette değerlendirilir. Bu da doğru bir cümle olacaktır. Aşağıda yer alan özelliklerin karşısındaki boşluklara olay ve olgu kavramlarını uygun bir şekilde yerleştiriniz. Arkadaşlar kısaca olayların meydana geldiği bir yer ve zaman dilimi vardır. Ancak olgu olaya göre daha soyut bir kavramdır ve daha geneldir. Belli bir yer ve zaman e, söz konusu değildir. Şimdi bakalım özelliklerimize ve yazalım. Süreklilik gösterir yani zaman içerisinde gerçekleşir dersek tabii ki bu bir olgu olacaktır. Tekrar edebilir tarihi olaylar tekrar etmez arkadaşlar yani bu da bir olgudur. Özgündür dersek olay olacaktır. Soyuz bilgiler içerir diyorsak tabii ki olgudur. Yer ve zaman bildiriyorsa bu bir olaydır arkadaşlar. Geneldir dersek bu bir olgu olacaktır. Belli bir yer ve zaman söz konusu değilse yine olgudur. E, tekrarlanamaz diyorsak olaydır arkadaşlar. Somut bilgiler varsa yine olay olacaktır. Başlangıç ve bitiş tarihi be belli ise tabii ki olaydır. Ve insanı etkileyen kısa sürede meydana gelen ani gelişmeler de olaydır. Dediğimiz gibi olgular zaman içerisinde meydana geliyordu. Aşağıda yer alan olay örneklerinin karşısına uygun olguları yazınız. İlk örneğimizi okuyalım arkadaşlar. İstanbul'un fethi bir olaydır tabii ki. İstanbul'un bilim ve kültür merkezi haline gelmesi olgudur. Zaman içerisinde gerçekleşir. Olayların arkadaşlar net tarihleri vardır. Ancak olguların net bir tarihi yoktur. Süreç içerisinde gerçekleşir. Peki Fransız ihtilali tabii ki bir olay. Olgu haline düşündüğümüzde milliyetçilik fikrinin yayıldığını ifade edebiliriz Fransız ihtilalinin ardından. E, tüm dünyaya yayılmıştır. Süreç içerisinde gerçekleşir. Geçmiştir. Sanayi Devrimi'nin ardından arkadaşlar sömürgecilik faaliyetlerinin yaşanması da yine bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır. Cumhuriyet'in ilanından sonra tabii ki Türkiye'de demokrasinin benimsenmesi süreci yaşanacak arkadaşlar. Bakın süreç içerisinde meydana geliyor, o yüzden olgu diyoruz. Ve Malazgirt zaferi bakın net bir tarihi var zaten bu bir olay. Ancak Anadolu'nun Türkleşmesi zaman içerisinde gerçekleştiği için olgudur. Kutucuklarda verilen kavramları aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz. Bakalım ülkemizde 1 Ocak 1926'ya kadar yürürlükte olan ancak günümüzde sadece dini ay ve günlerin belirlenmesinde kullanılan tabii ki hicri takvimdir arkadaşlar. E, nokta nokta ayın hareketlerini inceleyerek yılı 354 gün olarak belirledikleri ay takvimini oluşturmuşlardır. Arkadaşlar ay yılı esaslı takvim tabi ki Sümerler tarafından oluşturulmuştur. 12 hayvanlı Türk takviminin başlangıcı sıçan yılı arkadaşlar. Büyük Selçuklar döneminde Sultan nokta nokta adına nokta nokta tarafından Celali takvim oluşturulmuş arkadaşlar. Tabii ki Sultan Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından yani Ömer Hayyam başkanlığında bir heyet tarafından diyelim Celali takvim oluşturulacak. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla Rumi takvim oluşturulmuştur arkadaşlar. Nokta nokta döneminde oluşturulan bu takvim ay yılı esas almış olup Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. Ay yılı esaslı Hicri takvim arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuştur. Ve son olarak Nokta nokta günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir 1 yıl 365 gün 6 saattir Başlangıç Hz. İsa'nın doğumundan bir, haftası, bir hafta sonrası yani bir ocaktır Bu da tabii ki şu anda bizim de kullanmış olduğumuz arkadaşlar miladi takvim olacaktır Dolayısıyla cevaplarımız bu şekildedir Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D harfini, yanlış olanların başına Y harfini yazınız. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerden biri de Celali takvimdir. Evet arkadaşlar Selçuklar döneminde oluşturulacaktır. Takvim sistemlerinin tamamı güneşin hareketlerine göre düzenlenmiştir. Hayır tabii ki ay yılı esaslı takvim de vardır arkadaşlar. Rumi takvim Osmanlı devletinde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Evet doğru bir bilgidir. Ülkemizde 1 Ocak 1926'dan itibaren 12 hayvanlı takvim kullanılmaya başlanmıştır. Tabii ki hayır arkadaşlar miladi takvim kullanılmaya başlanacaktır. İslam dünyasında dini günler hicri takvime göre düzenlenmiştir. Evet doğru bir bilgi. Celali takvim başlangıç yılı 751 yılında meydana gelen Tava Talas savaşıdır. Hayır arkadaşlar 1079 yılı başlangıç olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Osmanlı devleti mali işlerini düzenlemek amacıyla evet Rumi takvimi kullanmıştır. Tarihte bilinen ilk takvim örneklerini Sümer ve Mısır medeniyetleri oluşturmuştur. Evet Sümerler ay yılı esaslı Mısırlar güneş yılı esaslı esaslı takvimi oluşturacaktır. Toplumlar kendileri için önemli olayların tarihlerini takvimlerinin başlangıcı saymıştır. Evet doğru arkadaşlar. Miladi takvim Hz. Muhammed'in 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmesini başlangıç yılı kabul etmiştir. Hayır arkadaşlar Hicreti Hicri takvim başlangıç yılı kabul edecek. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Verilen sayıların hangi yüzyıla ait olduğunu bulunuz. 15. yüzyıl ikinci yarı üçüncü çeyrek verilmiş bize arkadaşlar. Yani 1400 yıllardır aslında. Yani 14'e 1 eklediğimizde 15 olur arkadaşlar. Biz 15. yüzyıl deriz. Yani 1400 yıllar olduğuna göre cevabımız 1453 olur. 12. yüzyıl ikinci yarı dördüncü çeyrek dediğine göre bu sefer de 1100 yıllar olacak. Çünkü 1100 ile başladığında Bakın 1176 dediğimizde 11'e 1 ekliyoruz ve 12. yüzyıl olduğunu buluyoruz. Hesaplama bu şekilde yapılıyor. 8. yüzyıl ikinci yarı 3. çeyrek o zaman 700 yıllar olmalı değil mi? Ancak milattan önce demediğine göre tabii ki bize bu sayı gerekli arkadaşlar. 751 18. yüzyıl ikinci yarı 4. çeyrek 1700 yıllar olacaktır. O zaman 1789 diyoruz. Altıncı yüzyıl ikinci yarı üçüncü çeyrek dediğine göre 500 yılları olmalı yani 571 olmalı. Milattan önce 8. yüzyıl birinci yarı birinci çeyrek dediğine göre tabii ki milattan önce 776 olacak arkadaşlar. 11 birinci yüzyıl ikinci yarı üçüncü çeyrek dediğine göre elbette binli bir sayı olmalı 1071 olmalı arkadaşlar. 7. yüzyıl 1. yarı 2. çeyrek dediğine göre 600'lü bir sayı yani 632 olacak. Milattan önce 1. yüzyıl 2. yarı 3. çeyrekte tabii ki milattan önce 44'tür diyebiliriz. Dedesinin mezarını ziyarete giden Fırat, mezar taşında doğum tarihi Rumi 1339, ölüm tarihi miladi 2001 yazdığını okumuştur. Fırat'ın dedesinin ölüm yaşını miladi takmaya göre çözümleyebilmesi için nasıl bir işlem yapması gerekmektedir ilgili alana çözümleyiniz. Arkadaşlar öncelikle ölüm yaşını bulabilmemiz için doğum tarihini net olarak miladi takmaya göre bulmalıyız. Bunu da şöyle yapıyorduk. 1339 tarihine 584 ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü Rumi takvim ve miladi takvim arasında 584 yıl vardır. Bunun sonucunda cevabımız arkadaşlar 1923 çıkıyor. 1923'te doğup 2001 yılında öldüğüne göre ölüm yaşı tabii ki 78 olacaktır. Aşağıda 12 hayvanlı Türk takvimi ile ilgili doğru yanlış önermeleri içeren bir tablo verilmiştir. Verilen önermenin doğru olduğunu düşünüyorsanız D seçeneğini, yanlış olduğunu düşünüyorsanız Y seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. İlk önermeden başlayarak yapacağınız doğru yanlış seçimleriyle 8 farklı çıkış noktasından birine ulaşabileceksiniz. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmıştır. Evet doğru bir bilgi o zaman buradan devam edelim. Bu takvimde aylar sayılarla yıllar ise hayvan isimleriyle gösterilmiştir. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi olacaktır. Takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir. Evet güneş yılı esaslı bir takvimdir. O zaman birinci çıkışa ulaştık diyebiliriz. Hicri ve miladi takvimler hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıdaki tablonun ilgili alanlarına yazınız. Arkadaşlar hicri takvim Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimdir. Bu takvimde Hz. Muhammed'in hicret ettiği yıl olan 622 başlangıç yılı olarak kabul edilmiştir. Ve Hz. Ömer döneminde oluşturulan bu takvim ay yılı esaslıdır diyebiliriz. Bu takvime göre bir yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır. Ve ayrıca bir e, ay yılı bir güneş yılından yaklaşık olarak arkadaşlar 11 gün eksiktir. Diğer bir ismi kameri yani ay takvimidir. Günümüzde İslam dünyası dini günlerini Hicri takvime göre belirler diyebiliriz. Miladi takvime baktığımızda ise şunları söyleyebiliyoruz. Miladi takvimde günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir arkadaşlar. Bir yıl bildiğiniz üzere 365 gün 6 saattir. Başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumundan bir hafta sonrası yani 1 Ocak olarak kabul edilmiştir. Kökeni tabii ki Mısırlara dayanıyor arkadaşlar. Mısırların bulmuş olduğu güneş yılı esaslı takvim Romalılar tarafından geliştiriliyor. Özellikle Papa 13. Gregorius'un da bu takvimin geliştirilmesine etkisi vardır. Bu bu nedenle bir diğer ismi de Gregorian takvimidir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ülkemizde de 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.